Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneden Tığa Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü modelimiz böyle çok zarif, iki yaprak arasında kirpikli bir motifimiz var arkadaşlar, çiçeğimiz var. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde ikişer zincir çekerek evvela tülbentimizin tığ battılarını hazırlıyoruz. Şöyle sık iğne ile tığ battımızın içine girip 2 tane zincir çekiyorum. 1 2. Bir defa doluyorum. 2 2 alarak bir trabzan yaptım. Ve trabzanımın tepesine 4 tane zincir çekiyorum. Bu şekilde buraya kirpik olarak kapattım. Tekrar 2 zincir ve sıradaki tığ battıya kapattım. Ara mesafesi olarak 5 tane koyuyorum arkadaşlar. Siz istediğiniz kadar mesafe verebilirsiniz. Bu şekilde çatmak için yaptığım trabzanım ve bunu yani yaparken sayarsanız 6 tane. Ama o ara suyu olarak değil, yaprağım için, yuvam için olacak. Tekrar 2 zincir çektim. Bir defa dolayıp 2 2 aldım. Ve 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 zincirimi çekip şöyle buradaki tomurcuktan tutturup buraya bir tane yuva yapıyorum. 1 2 zincirle düz yüzüne döndüm bu şekilde. Şimdi bir defa dolayıp yuvaya girdim. 2 olarak aldım. Buraya arkadaşlar yaprak yapıyoruz. Yaprak yapım işlemine başladık. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 1, 2, 2. 3 tane oldu trabzanım. 2 defa doluyorum tığımın başını. Hemen yandaki tığ battıya girdim. 1, 2, 2, 2. 4. trabzanımı da 4 seferde. 2. trabzanımı 2 seferde, 3. trabzanımı 3 seferde, 4. trabzanımı da 4 seferde alıp bu şekilde arkadaşlar badal badal trabzanlarımızı uzatıyorum. 2 defa doladım. Yine aynı şekilde 8 zincirli yuvaya girip 1, 2. Bunu biraz daha bol almaya gayret edin arkadaşlar. Şöyle biraz daha aynı seviyede gibi olsun. 4 zincir. Kapattım buraya. Ve geri kalan kısmı arkadaşlar 6 veya 7 tane aldığı kadar sık iğne yapıyorum. Ve bir tane de yuvada yapıp yaprağımı bu şekilde tamamlıyorum. Yaprağımın birisi hazır. Ve 3 zincirimi çektim. 2 defa tığımın başını doluyorum arkadaşlar. Buraya dal yapacağız çiçeğimiz için. 2-2 olarak 3 seferde aldım, bir trabzan yaptım. Ve geriye kalan kısma 7 tane zincir çekiyorum. 7 zincirimi de bu şekilde trabzanıma kapatıp bir tane yuva yapmış olduk. 3 zincirle ana yuvaya kapatıyoruz ve dal kısmımızı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Yine 2 zincir çekerek yaprağımızın yapım kısmına geçiyoruz. Bir defa tığımın başını doladım. Aynı şekilde büyük yuvaya girip 2 2 aldım. Bir defa doladım. 1 2 2. 3. trabzanımı 3 seferde. 2 defa doluyorum artık ve 1 2 2 2 olarak 4 seferde aldım. Dediğim gibi yavaş yavaş uzaltarak yaprağın boyutunu çoğaltıyorum. 1, 2, 2, 2. 5. trabzanımı da bu şekilde yaptım. Yine 4 zincir. 4 zincirimi kapattım buraya. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 7. Buradaki 8.'ydi arkadaşlar. Dipteki yuvamda sık iğne ile girdim. Evet arkadaşlar, yaprağımız, dalımız hazır. Şimdi dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Yaptığım bu trabzana da bir tane sık iğne yapıyorum. Şöyle yaprağımın alt kısmına destek veriyorum arkadaşlar, dönmemesi için. Ve 2 zincirle hemen yandaki tığ battıya girip ara suyu mesafesine indim. Şimdi yine aynı şekilde arkadaşlar, ilk gösterdiğim gibi ara suyları yapacağız. 2 zincir, 2 defa al, 4 zincir, kirpik yap. Tekrar 2 zincir, yandaki tığ battıya gir, kapat. 2 zincir, bir defa dola, yandakine gir. 2-2 alarak bir trabzan yap. 4 zincir, trabzanımın arasından girip kapatıyorum. 2 zincirimi de hemen yandaki tığ battıya girdim arkadaşlar. Bu şekilde buradan 6 tane yapıp 7. yarımdan arkadaşlar yuvayı 8 zincir çekerek yuva yapımına başlayacağız. Ve yapraklarımızı, dalımızı yapacağız aynı şekilde arkadaşlar. Şimdi çiçeğimizin yapım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi modelimizin şöyle ters tarafına çeviriyoruz. İpimizi tığımıza tutturduk. Yine turuncu renk yapacağım arkadaşlar, çiçeğimin rengini. Bir defa doladım. Tersindeyiz, yaprağımızın ters tarafını çevirdik. Bu 7 zincirli yeşil yuvanın içine 2 alarak bu şekilde bir tane küçük trabzan yaptım. Bir tane zincir çekiyorum arasına, bir defa doluyorum. Yine aynı yuvanın içine girip 2 olarak aldım. Bir zincir, bir defa doladım. 2 3. trabzan. Bir zincir, bir defa doluyorum. 2 4 oldu. 5 oldu. 6 oldu. Bir zincir, bir defa doladım. 7 oldu. 8 oldu. 9 ve bir zincir çekiyorum arkadaşlar. 10. trabzanımı da bu şekilde yaptım. Buraya aralarına birer zincir çekerek 10 tane trabzan yaptım arkadaşlar. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum ve bu tomurcuğumun tepesine yaprağımın ucundaki kapatıyorum 3 zincirimi. Şöyle düz yüzüne çeviriyorum arkadaşlar. Düz yüzündeyiz. Yine bir defa doluyorum. Bu bir zincirli araya girdim. 1 2 2 3 seferde aldım. Ve buraya 4 zincir çekip şöyle ikisini bir trabzanın alıp bir tane arkadaşlar tomurcuk yaptım buraya. Bu şekilde. Bir zincir çekiyorum arasına. Bir defa tığımın başını doluyorum. Bu yaptığım en son girdiğim bir zincirli araya tekrar ikinci kez giriyorum. 1 2 2 tanesi tığımda arkadaşlar. Tekrar bir defa doluyorum. Hemen yanındaki bu zincir arama girip 1 2 2 2 alarak sonra hepsini birden çıkarıyorum. 1 2 3 4 zincir. 4 zincirim arkadaşlar bu şekilde, her ikisini de trabzanın kirpikle bağlıyorum. Araya yine bir zincir çekiyorum. Tığımın başını bir defa doluyorum. En son girdiğim yere, yani bir tane arkadaşlar zincirimizin içine 2 defa giriyoruz. 1 2 bir defa doladım. Bu sefer sıradaki zincir arama girip 1 2 bakın arkadaşlar, sonra 2 2 ikisini birden çektim. 1 2 3 4 zincir. Yaptığım bu trabzanın ikisini birden kavrayıp kirpiğini yapıyorum. Arasına bir zincir çekiyorum yine. Yine bir defa dolayıp aynı yere tekrar giriyorum. 1 2 tığımda 2 tane kaldı. Bir defa dolayıp sıradaki boşluğuma 1 2 2 2 bu şekilde ikisini birden almış olduk arkadaşlar. Farklı bir çiçek modeli olsun istedim arkadaşlar. Hem kolay hem de gösterişli hoş duruyor böyle. İkisini birden aldığı için sanki burası bir büzmek fındığı gibi çok hoş duruyor. Bir zincir çekiyorum, bir defa doluyorum. Yine sıradaki aynı bir yere iki kere giriyoruz arkadaşlar. Bir defa doluyorum. Sıradaki bir zincir boşluğuma girip 2 olarak alıyorum. 2 konuşamadım arkadaşlar. 1 2 3 4 zincir kapattım buraya. Bir zincir çekiyorum, bir defa doluyorum aynı yere. 1 2 bir defa doluyorum. Sıradaki araya 1 2 sonra 2 2 alarak ikisini bir şekilde bağlıyorum. 1 2 3 4 kirpik olarak tekrar ikisinin arasından girip buraya bir kirpik yapıyorum. Araya bir zincir çekiyorum, bir defa doluyorum. Aynı yere tekrar girip 1 2 2 tanesi tığımda. Bir defa doluyorum. Şimdi sıradakine 1 2 2 olarak aldım. Yani tığımı 2 tanesinden bir trabzan yaptım. Tekrar 4 zincir kapattım buraya. Bir zincir bir defa doladım aynı yere. 1 2 bir defa doluyorum. Sıradaki 1 2 2 evet. Tekrar kirpiğini unutmuyoruz. Bu şekilde kapattım. Arasına bir zincir çektim. Bir defa doladım. Aynı yere girdim. 1 2 bir defa doluyorum. Trabzan arama girdim. 1 2 2 2 evet arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 bu da 9. olacak. 4 zinciriyle kirpiğini yaptık. Tam 9 tane kirpikten oluşuyor bu şekilde ve buradaki 4 zincirli tomurcuğuma da yaptığım bu işleri kapatıyorum, tutturuyorum çiçeğimi arkadaşlar. Bir zincir çekip ipimi koparıyorum, hemen ipimi yakıp geliyorum. Evet arkadaşlar, yaptığımız işimiz bu. Çok güzel ve çok zarif oldu gördüğünüz gibi. Şu şekilde ikisi yan yana modelimiz. Çok hoş ve çok zarif oldu. Arası da 5 iyi arkadaşlar. Ne az ne çok, tam orta bir ara mesafesi verdik bu şekilde. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok hoş ve çok zarif oldu. Şu üstteki ikili şeyler, trabzanlar çok yakıştı arkadaşlar. Evet, modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Umarım faydalı, işinize yarar bir video çekim olmuştur arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.